Peki Osman Bey, liderliğe geçmeden önce bunu da soracağım zaten, artık ikinci bölümde sorarım. Bir 10 dakikamız var. Bu 10 dakikada şunu sormak istiyorum. Liderliğe geçmeden önce yeni başlayanlarla ilgili soruyorum. Bugün sizin takımınıza girecek biri için, yeni başlayacak biri için hangi kriterlere sahip olmasını, hangi değerlere sahip olması gerektiğini düşünüyorsunuz ya da neye sahip olmaması gerektiğini düşünüyorsunuz başarılı olmak için? Liderlik için mi? Yeni başladı. Yeni bir distribütör. Neye sahip olması lazım ya da neye dikkat ediyor olması lazım? Ya da neyi yapmayı bırakması lazım? Ne sizi rahatsız eder? Bence Bir Allah işini eksik yapmaz. Bence Allah işini eksik yapmaz. Zaten en iyi şekilde yaratıldığını bilmesi gerekiyor. Yani insanların neden eksiklikle uğraştığını ben anlam veremiyorum. Belki de Jim Rohn'la çok haşır neşir oldum. Bu 20 yılda hiç kopmadım ben şimdi. Hiç kopmadım. Hala özel mailleri gelen, uluslararası Amerika'da sayfalarını yöneten, DVD kitaplarını insanlara yönlendiren insanlardan dahi hala mailler alırım. Çünkü hiç kopmadım videolarından. Bana ait imzalı bir DVD'si var elimde. Ona baktığım zaman dahi çok güzel şeyler düşünebiliyorum. Çünkü dünyadaki insanları bence hani Adem'den geldi insanlar. Kabil'in Amerika'daydık. Bize şöyle demişti. Henry'e taşı vurduğunda kafasından kan gidip toprağa değdiği an iyilik ve kötülük başladı. Hangi tarafta olduğunuza karar verin dediğinde Jim Rohn, ben kararımı vermiştim aslında. Ben Kabil'in tarafında olmam gerekiyordu. Yani dünyadaki insanları düşündüğümüzde, insanlığı düşündüğümüzde, olaylara nereden baktığımız, nereden dur. Evet hatalarımız olabilir ama bu yanlış ve kötülük değilse insanlar birbirlerine karşı toleranslı davranmalılar, yapıcı olmalılar. Çünkü bir şeyler yapacaksa ortak akıl, ortak fikir, ortak eylemlerle büyük olaylar yapılabiliyor. Sürekli insanlara birlikte çalışmaktan bahsederdi. Ama insanlar birlikte çalışamıyorlarsa, yani besleyici ilişkiler mi, zehirleyici ilişkilerle mi hayatını sürdürüyor? Buna dikkat etmesi gerekiyor sanırım. Çünkü besleyici ilişkilerden uzak ise zehirleyici ilişkilere bürünüyor. Çünkü network'te ya yukarı ya dışarıya bir sistem var. Yani insanlar asla yerinde saymazlar bence. Ve kalmışsa muhakkak ileriye gitmiştir. O bunu fark etmeli. Yani burada da farkındalık çıkıyor ortaya. Çünkü alt bilinci üst bilinci etkiler. Dolayısıyla o farkındalıkla hani hatalara yanlışlara değil de doğrulara odaklanmalı. Bence iki havuz var herkesin hayatında. Doğrular havuzu ve yanlışlar havuzu. Oltamız balık tutar gibi düşündüğümüzde oltamız doğrular havuzunda olmalı ve insanların doğrularını yakalaması gerekiyor. Ben bugün kimlerle oturduysam onun eksi yanı beni ilgilendirmiyor. Onu seviyorsam, kırılmayacağını anlarsam belki fikir olarak hani ben olsaydım böyle yapardım tatlı bir dille söyleyebilirim. Kırılmayacağını bilsem. Onun dışında onun yanlışı onun yanlışı, onun hatası onun hatası. Dolayısıyla kişilerle hani kişi asla biri olmaya çalışmamalı. Zaten biri olmalı deriz ya. Biri olabilmek için insanlarla savaşmamalı. Tarafını seçtiyse, iyi taraftaysa, Kabil değil, Habil'in tarafındaysa, dünyadaki bütün insanlar için iyi tarafta duruyorsa, yapıcı olmak zorunda. Çünkü insanlara bir değer katıyor. Bir gün öleceğiz. Halil Solak bir defasında bir sohbette bana şöyle demişti. Bir gün öleceğiz. Bunu fark ettim. Bana sistem bana bunu fark ettirir demişti. İnsanlara güzel anılarımız var. Onların ölümsüz olması gerekiyor bence. Hani nasıl desem, besleyici ve zehirleyici ilişkiler açısında çapraz promosyonlar ya da insanların promosyonları öyle şirketler var ki birileriyle görüştüğünüz zaman lisansını iptal ediyorlar. Mesela ben ilk kurallardan bir tanesi 10.000 TL'ye ulaşana kadar istediği kadar network yapabilir diye bir madde koydum. Çünkü belki de bize yolu açık değildir ya da ona uymuyordur. İnsanların elbet illaki başka bir yerde yürünün gitmesi gerekiyor. Neden insanlara kıstas koyuyorlar? Yepyeni bir bayinin hikayesini bozabiliyor bazı firmalar ya da liderler. Çünkü insanlara sınırlama ve kısıtlama getiriyorlar. Hani özgür bir işti? Dolayısıyla diyorum ya bazen liderler hata yapıyor da hatta şirketler de hata yapıyor. Aslında doğrular biraz daha yüzeye çıksın, yukarıya çıksın, büyüsün diye parlak yapıyor. Ve bu açıdan da ben asla hani bir firma sahibi olarak hareket etmiyorum. İnsanların önünde bazı örnekler oldu. Mesela
Survivor'dan bahsedecek olursak Acun kadar başarılı bir insan hala kendi programını sunuyor. Yani ben bugün sahada birileriyle görüştüğümde ya da bir toplantıya gittiğimde ya sen şirket sahibisin nasıl gelirsin falan diyor insanlar. Bence küçük büyük ego, küçük düşünce var ortada. Hani bunları aşmak lazım. Çünkü herkesin yaptığı kendini bağlı. Yapıp yapmadığı şeyler arasındaki dengesizlik ne kadar artıda ve eksideyse, artısı çoksa iyilikler getiriyor, eksisi çoksa kötülükler getiriyor pazara. Pazara iyilikler gelmesi gerekiyor. Bu konuda insanlarla savaşmamak gerekiyor. İnsanların kendi çizgisine bir şey yaptığında müsaade etmek gerekiyor, onu dinlemek gerekiyor bence. Hani deriz ya insanları işe aldığımızda dinlememiz gerekiyor. Evet, dinlemek gerekiyor. Sektör çok büyük. 1 trilyon doları kesinlikle aşacak. Yani 632 milyon Türkiye'nin hak ettiği bir seviye değil. Filipinler'de dahi 6 milyar doların üzerine bir ciro var. Yani bakıldığı zaman Rusya'da sadece 7,5 milyon insan network yapıyor. 1 milyon 523 bin kişilik bir bayi kitlesiyle Türkiye hak ettiği yerde değil. Yani bugün ülkeler nezdindeki raporlar, analizler elime geldiğinde baktığımda ülkenin gideceği yol inanılmaz uzun. Burada da hani iyi tecrübe önemli. Yeterlilik önemli. Yeterliliği olanlar. Keşke doğrular çoğalsa da daha kolay gidebilsek. Çünkü network böyle bir iş. İnsanlar birbirinin pazarını küçültmezler, büyütürler. Çünkü dünyadaki pazar potansiyeli çok büyük. Bunu anlasa herhalde insanlar birbiriyle kavga etmeyi bırakırlar bence. Sizin yine çok önemsediğiniz bir konu da aslında ikisini de sormak istiyorum. Bir tanesi toplantılar, eğitimlerin önemi. Çok. Özellikle yeni başlayanların, yani kendi kendinize de bahsetmiştiniz aslında ne kadar önemli olduğunu. Hikayenizi bir kişinin bir toplantıyla hangi noktaya gelebileceğini zaten göstermiş oldunuz. Yeni başlayanların toplantıya ve eğitime bakış açısının nasıl olması gerektiğiyle başlayalım. Daha sonra bir soru daha soracağım sponsorlukla alakalı. Biraz daha yalın sorsam soruyu net cevap vermek istiyorum. Yeni başlayan biri için mesela hayatında maaşlı çalışmış veya üniversite öğrencisi hayatında adam gibi bir eğitime katılmamış. Yani üniversiteye gitmiş gelmiş ya da böyle toplantılara katılmamış. O disiplini elde etmemiş biri için toplantılara ve eğitimlere katılmak, sürekli katılmak zor gelebiliyor insanlara. Ya da şöyle düşünelim. Network'e başlıyor. Şu anda izleyenlerde de vardır. 3-5 kişiye tanıtım yapıyor ve istediği sonucu almıyor. Sonra içinden şunu düşünüyor. Diyor ki ya toplantıya gidince mi olacak? Bu eğitime katılınca mı sanki olacak? Yani toplantıyla mı ben başarılı olacağım? O insan yani insanların kafasında hep şey var ya. Yani bu toplantıyla alakalı değil de çevreyle alakalı. Toplantıyla alakalı değil de bizim firmanın ürünüyle alakalı. Toplantıyla alakalı değil de insanların cebindeki parayla alakalı diye düşünüyorlar. Sizin bu konuda yani toplantının ve eğitimin network'te bir insanın başarılı olması için ne kadar önemi vardır? Önem konusunu bence her söz canlıdır. Her kelime canlıdır. Ona can katan ve canı alan kişinin kendisi. Çünkü kullandığı cümlelerle o insanların, karşıdaki insanları aktifçe dinlediğinde, ihtiyaçlarını belirlediğinde ihtiyaca yönelik konuşacaktır. Burada problem genelde ihtiyaca yönelik konuşulmadığı takdirde çıkan sorunlardan insanlık toplantının önemini anlamazlar. Mesela o insana şunu desek, net firma hangi firmaysa çünkü network'ün kuralı budur. Dile benden ne dilersen dile. Bu arada 20 yıllık arkadaşım arıyor tekrar. Şöyle olsa denilse ki dile benden ne dilersen dile. Network sana bunu diyor. Yat iste, kat iste, para iste, çocuk okutmak mı dersin, huzur evi kurmak mı dersin? Yani şöyle düşünün, benim evcil küçük bir hayvanım vardı. Bir arkadaşın evinin havuzunda yunus balığı vardı. Şimdi ben onu gördüğümde nasıl olmamı beklersiniz? Evet, o küçücük hayvanla evet ben mutluydum ama vay be dedim. Adamın evinin havuzunda yunus balığı var. Şimdi biz büyük düşündüğümüzü düşünüyoruz. Ya değilse mesela Amerika'da biri dünya haritasından evini gösterdi bize. Şimdi adres yok. Düşünebiliyor musunuz? Bayan dünya haritasından evini gösterdi. Şimdi biz oradaki salondaki kaç kişi o ihtiyacı aldı? Belki de oraya giderken
toplantı küçük ya da büyük olduğu çok önem teşkil etmiyor aslında. Oradaki insanların alabildiği kadar. Ben o mesajı alabildim. Yani bir küçük toplantıda ya da birebir sunumda insanlarla konuştuğumuz esnada ihtiyacı yönelik konuşmazsak biri için 1 artı 1, 2 artı 1 ev çok iyidir. Biri için çok küçük gelecek. Yani onun ihtiyaçlarını kısa, orta, uzun vadede büyütmek gerekiyor. Çünkü amaç ve hedefler çok büyük olursa, ulaşılmaz, belirgin değilse, hatta ortak değilse, sponsoruyla bayi arasındaki bir ortaklık gibi, bir ortak amaç gibi düşünüldüğünde ortak değilse, belirgin değilse, tatmin edici değilse zaten kişi evet ben ulaşamam diyecektir ve dolayısıyla mesajı alamayacaktır. Burada önemli olan şey o insanlarla hedefini yazıp hedefleri için takım oluşturması. Takımı oluştururken kısa, orta, uzun vadede eğitimleri kullanırken artılarını anlattığı zaman insanlar takımın büyüklüğüne göre gelen kariyeri vurgularsa o kariyerin büyüklüğüne göre sahip olduğu imkanların ve olanakların sınırsızlığından bahsederse hiç kimse iyi şeyleri reddetmez bence. Kim doğru yaşamak istemez ki? Yani kim doğru yaşamak istemez? Düşündüğümüz zaman herkes doğru yaşamak ister. Böyle bir sistem mümkün ve ortadayken değerlendirilmiyorsa demek ki doğru telaffuz edilmiyor aslında. İhtiyaçlar değişiyor aslında. Yani kişi ev almak istiyorsa, araba almak istiyorsa ne kadar isterse istesin alacağına inanmıyorum. Ne zaman ki onun gerçekten ihtiyacı olduğunu anlarsa onu alacak. Çünkü bende böyle oldu. Bir şey ihtiyaç mı yoksa istek mi? Bunu sorgulamak gerekiyor. Yani kişinin isteği ise herkes ev istiyor, herkes araba istiyor. Neden kiracılar var o halde? Demek ki istek yetmiyor. Onun gerçekten de ihtiyacı olduğunu anlarsa bir arabanın işini görmek için, mesafeleri kısaltmak için bir araç olduğunu, artık istekten öte ihtiyaç olduğunu inancını, inanç süzgecinden geçirirse o insan ne yapıp edip arabasına sahip oluyor. Yani biraz daha farklı düşünebilmek. Mesela ben Jimdo'nu dinlerken geçen süreye baktığımda aslında kişisel gelişim biraz da biri konuştuğu zaman sadece kulaklarıyla dinlemek değil aslında. Beyniyle de dinlemek, kalbiyle de dinlemek. Görmek sadece gözleriyle görmek değil aslında. Zihniyle de görmek. Gözlerini kapattığı zaman gerçekleştireceği hayali gerçekten de hani networkçiler gerçekten kelimesini çok kullanırlar. Ben de çok kullanıyorum. Çünkü fikirlerden uzak kaldığımız için bu böyle. Bununla dahi gurur duymamız gerekiyor. Mesela burada bir parantez açayım. Facebook kullandığım zamanlarda, şu an kullanmıyorum, şu an sadece Instagram kullanıyorum. Facebook kullandığım esnada birçok lider gelip bana şu şikayette bulunuyordu. Yani çok ciddi rakam kazanan insanlardan bahsediyorum. Ya bu Facebook'ta da herkes olmuş filozof diyordular. Bir defa bu tabii tekrarlanınca insanlar böyle Instagram'da, Facebook'ta, sosyal medyada yapmadıkları şeyleri dahi yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Bence bu negatif değil. Olaya nasıl baktığımızla ilgili. Neden değil? Çünkü bazen öğretirken öğrenir insanlar. Olaya nereden baktığımızla ilgili. Evet, onun hayatında belki de biraz eksik yapmıyordu. Ama yargılayıcı olduğu zaman bence insanları sevmeye zamanı kalmıyor. Daha iyi bir öğrenici olma fırsatını kaçırıyor. Öğrenici olmak gerçekten de başka bir şey. Bunu herhalde Jimron'dan kaptığımız için ne kadar teşekkür etsek azdır. Dolayısıyla hani farklı düşünceleri, daha farklı algıları, daha farklı bilinci, farkındalığı insanlara anlatırken kendimizde yavaş yavaş oynayabilmemiz. Biz ürünün, sistemin, eğitimlerin üstüne hiç oynamadık. Hep kendimiz üzerinde oynadık. Yani kalan insanlarda ben hep bunu gördüm. Bugün herhangi biri network'te bir başarı elde etmişse kim olursa olsun, hangi firmada olursa olsun saygı diyorum. Neden? Çünkü kendi üzerinde oynanmıştır ve muhakkak ondan alınması gereken bir şey vardır. Özellikle 10 yılın üstündeki insanlardan. Yani ama şu an bakıyorsunuz insanlara. Ya ben 20 yılda 2 firmada bayilik yaptım. İnsanlar 2 yılda 20 firma değiştiriyor. Yani bir yerde bir hata var. O hatayı inanmıyorsan başlama. Başladın ama başka bir yere giderken orayı araştır. Hani buradaki sorumluluğu bir yerde bir başarı elde etmeden bence bırakmamak gerekiyor. Belki de benim örnek aldığım kişi bir Amerikan firmasından, hani ilk firmamdan bahsettiğim zaman hani o da iki firmada çalışmış mesela. Birileri firma değiştirirken kızmaman gerekiyor. Ya da çok değiştirmek başka bir şey.
böyle sürekli değiştirmek, sürekli şirketlerle ilgili, yani insanlar şirketleri suçlarken eline bir şey geçmiyor. Mesela burada bir parantez açalım. Bunu da Jim Rohn'dan öğrenmiştim. Kullandığımız, yaptığımız, düşündüğümüz, inandığımız, biz doğarken sıfır bilgiyle doğduk. Doğduktan sonra öğrendiklerimizle yaşıyoruz. Birini suçlamaya başlarsa insan kaybetmeye başlar. Çok suçlama var pazarda. Bence biraz bu suçlamaları durdurmak gerekiyor. Kendimizden başlayalım. Ben mesela şu an kendimle ilgili son bir yılda Paragel kurduğumda inanılmaz kararlar aldım. Yani insanları suçlamamakla ilgili, insanların doğrularını parlatmakla ilgili, öne çıkarmakla ilgili, hikayelerinde nasıl daha iyi hissedebilecekleriyle ilgili hala bir şeyler öğreniyorum. Öğrendikçe büyüyorsa, büyüdükçe öğrenmeliler. Öğrenmeyi bıraktığımızda büyüme duruyor çünkü network'te. Bundan dolayı ya yukarıya ya dışarıya insanlar sistemde. Bundan dolayı belki de suçlamayı bırakmak. Ne kadar ben suçlamıyorum dese de birçok liderle görüştüğümde, özellikle tanıdığım insanlardan, birilerinden bir şey gördüğümde o yönünü ona hatırlatıyorum. Ben böyle görmemiştim, ben şöyle görmüştüm. Mesela biri çıkıp network'ün %100 ticaret mantık olduğunu öne sürdüğünde bu onun fikri. Bence değil. Bence network'ün %90'ı duygu, %10'u mantık. Ben böyle gördüm şimdi ondan. Şimdi kişi de kalkıp %90 mantık, %10 duyguyla yapıyorsa ona kızmamam gerekiyor. O onun stili. Ama bana uymuyor. Duygu yoksa orada kopuşlar olacaktır. İnsanlar mutlu olmalıları önce. Ya önce para değil ya. Önce kesinlikle para değil. Önce tavır, önce kişilik. Yani dolayısıyla hani burada kişilerin tecrübeleri, deneyimleri kendi çizgisini oluştururken bugün sahada Türkiye'deki bütün liderler hala öğreniyorlar bence. Hala kendilerine bir şeyler katıyorlar. Tabii uluslararası boyutta hayalleri, hedefleri olanlar için söylüyorum. Hala kendilerine bir şeyler katıyorlar. Hatta birbirlerinden de öğreniyorlar. Dolayısıyla liderlerin iyi yönlerinden neleri alabilirsiniz? Yani sahadaki insanlara herhalde en büyük tavsiyem bu olur ya. Yani. Tavsiye işi yapıyoruz ama kimse kimseden tavsiye almıyor. Yani çok ilginç değil mi? Bence büyük liderlerden tavsiye almak gerekiyor. Yani belki bir boyutu sana uymaz ama muhakkak uyan bir boyutu vardır. Yani kişiler birbirlerine bence tavsiye almalılar. Yani başka şirkete düşman gibi görmemeli. Başka lideri düşman gibi görmemeli. Sahada başka başarılı olanları düşman gibi görmemeli. Çünkü sevgi yoksa suçlama başlıyor. Ama sevgi varsa suçlamadan ziyade kendilerine besleyici ilişkilerle neler öğrenebilirim duygusuna kapılıyor. Bu güzel bir duygu bence.